Merhaba, multivitaminlerle ilgili bir tıbbi magazinde yayınlanan bir makale. Hep söylenir ya, vitaminleri sebzelerden alalım, yaplar işe yaramıyorlar, bunlar etkisiz vesaire diye. Bir çalışma yapılmış, 12 Haziran 2023'te yayınlanmış. Dünyada yapılan Cosmos ait falan gibi, Cosmos Web gibi internet üzerine yapılan multivitaminle ilgili bazı araştırma çalışmaları var. Multivitaminler faydalı mıdır, değil midir diye. Bu çalışmada 60 yaş ve üzeri 3500 kişi katılmış. Bir kısmına multivitamin grubu verilmiş hafta testleri yapılmış. Öbür gruba size vitamin veriyoruz diye plesobo. İçinde hiçbir şey olmayan haplar verilmiş. Ve bir yılın sonunda belirgin ölçüde daha iyi performans göstermiş multivitamin grubu hafıza kaybı üzerinde. Fayda ilk bir yılın sonunda belirginleşmiş ve 3 yıl boyunca da çalışma boyunca da devam etmiş. İlginç olanlardan bir tanesi kardiyovasküler hastalığı bulunan yani kalp damar hastalıkları bulunan kişilerin bu vitamin takibesinden daha fazla faydalanması. İki nedeni var. Bir tanesi zaten bunamanın bir nedeni vasküler kökenli demans. Öbür nedeni de zaten kalp hastalıklarına ya yani da damarın bozulmasına yol açan şeyler beynin de bozulmasına yol açıyor. Aynı vitaminleri, aynı folik asiti, aynı B12'yi kullanıyorlar ve hepsi için son derece önemli. Bu iki gerekçeyle kalp hastalığı olanlarda daha iyi bir hafıza düzelmesi görmüşler. Tabii ki diyor çalışma sağlıklı bir yaşam, iyi uyku sağlıklı bir diyetin yerine geçmez. Ancak tamamlayıcı bir strateji olabilir. Bu da çok önemli bir uyarı. Eğer düzeniniz iyi değil, yaşam biçiminiz iyi değil, kötü besleniyorsanız vitamin almanız faydalı mıdır? Bunda çalışılması lazım. Yani sağlıklı beslenen grup artı vitamin. Sağlıklı beslenen grup plasebo ve sağlıklı beslenmeyen grup artı vitamin ve plasebo'nun çalışılması gerek. Henüz hani bununla ilgili çok çok geniş kapsamlı çalışmalar olmasa da yapay zeka bunların geniş çalışılabileceğini düşünüyorum. Ama şimdilik yaşımıza, cinsiyetimize uygun bir şekilde vitamin takviyesinde bir sorun yok. Fazlası nerede sıkıntı? Örneğin 60 yaş üzeri, 50 yaş üzeri erkeksen demir içeren preparatlar kullanıyorsan ve depo demirin çok yoğunsa ciddi sıkıntılarım var demektir ya da D3 seviyesi hep söylüyorum. A vitamini, E vitamini gibi şeylerin toksik etkileri olabilir. Bunlar bizim için sorun yaratabilirler. E, doktora, aile hekimine bir danışmakta fayda var diye düşünüyorum. Muhabbetle kalın.